Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Zeyno'nun Oğlu adlı sürekli oyunumuzun 3. bölümünü sunuyoruz. Yazan Halide Edip Adıvar, radyoya uygulayan Ahmet Perin, reji Ahmet Evintan, efekt Yalçın Tuğsavul. Oynayan sanatçılar Mazlume Yıldız Arslan, Haso Nurtekin Odabaşı, anlatan Çiğdem Serışık, Zeyno Muazzez Kurdoğlu, Muhsin Bey Erol Kardeseci, kadın Gülseren Ündeğer, Mesure Nurşen Girgin Koç. Zeyno 3 aydır ayrı olduğu kocası Muhsin Bey'in çağrısı üzerine Diyarbakır'a gider. Muhsin Bey Diyarbakır'da fırka komutanıdır. Karısı Zeyno'ya yazdığı mektupta binbaşı Hasan Bey'in yolculuk boyunca kendisine eşlik edeceğini yazmıştır. Hasan Bey Zeyno'nun eski sevgilisidir. Uzun bir gönül serüveninden sonra birbirlerinden ayrılmak zorunda kalmışlar, ayrı kimselerle evlenmişlerdir. Hasan Bey'in karısı ölmüş, Muazzez adlı bir kız çocuğu kalmıştır başına. Zeyno da Albay Muhsin Bey ile evlenmiştir. Ne var ki daha evleneli 8 ay olduğu halde kocasından soğumuş, ona olan sevgisini yitirmiştir. Zeyno Diyarbakır'a gitmeden önce İstanbul'da Mazlume adlı genç bir kızla arkadaş olur. Mazlume modernleşme özentileriyle dolu Mesture Hanım'ın modern hayata alışmış ama kendini bütün özentilerinden gizlemesini bilmiş akıllı kızıdır. Mesture Hanım Diyarbakır'a aklınca uygarlık götürüyordur. Onlar da ana kız Zeyno ile birlikte Diyarbakır'a gelirler. Hasan Bey yolculuk boyunca onlara yardımcı olur. Şimdi hikayemize dönelim. Evi beğendin mi Zeyno? Güzel bir ev. Ha Muhsin, arkadaşımı nasıl buldun? Mazlume Hanım'ı mı? Yok, pek beğenmedim. Aa, niye? Nesi varmış? Şirin bir kız ama görgüsü kıt. Aa, evet, evet. Annesini nasıl anlattı gördün. Ne Muhsin? Annesinden söz edişini hiç sevmedim. Bunlar yeni kızlar. Ne demek yeni kızlar? Sen de yeni kızdın. Ama hiç babanı öyle küçük düşürecek şekilde anlattığın oldu mu? Muhsin'cim, babamla Mesure Hanım arasında fark görmüyor musun sen? Mazlume babamın kızı olsaydı acaba onunla alay etmek aklının kenarından geçer miydi? Yeni kız dediysem eskilere, yaşlılara saygısızlık edenleri söylemek istemedim. Mazlume yapmacığa, yalana, gösterişe kapılmayan, gerçeği olduğu gibi gören, anlatan bir kız. Ne yapalım yani? Büyüklerimiz kendilerini gülünç durumlara sokarlarsa gülünç görmeyelim mi onları? Hayatımızı niçin kendi istediğimiz şekilde yaşamayalım? Hayatı herkes kendi istediği şekilde yaşarsa toplum ne olur Zeyno? Düşündün mü hiç? Ben Mesure Hanım'ın eğlenmesine, genç görünmek istemesine kızmıyorum. O sözde zamana uymak, kızına koca bulmak için böyle yapıyormuş. İşte bu numaracılığına kızıyorum. Demek ben de dansa alışırsam yaşlı bir adamım diye eğlenmeyeceksin benimle Zeyno, öyle mi? Sen danstan hoşlanırsan ben ne diyeyim koca bebek? Senin eski arkadaşın Doktor Saffet bu yeni hayatı nasıl görüyor? Ona göre çevrenin değişikliklerine uymayan canlılar o toplulukta yaşayamazlarmış. Kim bilir nerede okumuştur bu cümleyi? Neden Muhsin? Bilmem ama Mazlume bu adamla evlenirse acırım doğrusu. Peki. Başka bir şey konuşalım. Ne? Bugün Mazlume ile evi gezdik. Ev sahibi şeyhti demiştin değil mi? Evet. Ne kadar büyük bir ev. Bir kadın gezdirdi bize o evi Muhsin. Nasıl bir kadın? Gençti, esmerdi. Güzelce bir kadındı. Onun da adı Zeyno biliyor musun? Ah, doğru mu söylüyorsun? Ha, bir de gözleri kör yaşlı bir kadın gördün mü orada? Hayır görmedim. Haso'yu? Haso kim? Yaramaz bir oğlan. Görmedin mi? Hayır. Zavallı her gün dayak yer. Niye? Zeberlah gibi bir babası var. O genç kadının kocası işte. Ramazan Ağa. Allah'ın günü döver çocuğu. Neden peki? Uzun hikaye Zeyno. Anlatsana Muhsin. Hasun'un annesi Zeyno çok güzel bir kadınmış. Yine güzeldi. Görmedim ben. Nereden biliyorsun peki? Araştırdım. Neden? Her gün çocuğun dayak yediğini duyuyordum. Gözün kör ola Haso, elin kırıla Haso, boyun bosun devrili Haso diye her gün ilenir, her gün döverdi babası Haso'yu. Allah Allah. Çocuk da hiç ses çıkarmazdı. Görsen sen de deliye dönerdin. Yazık çocuğa. Yazık ya. Ben de çocuğun kim olduğunu öğrenmek istedim. Sordum soruşturdum. İyi yapmışsın. Hasan'ın annesi burada bir yüzbaşıya aşık olmuş zamanında. Selman adında biriyle de nişanlıymış. Ama hiç sevmezmiş Selman'ı.
Ya. Yüzbaşı da tutkunmuş biraz herhalde Zeyno'ya. Bir gün Zeyno gebe olduğunu anlamış. Allah Allah. Zeyno'yla yüzbaşının hikayesi de duyulmuş. Selman deliye dönmüş. Yüzbaşıyı öldürmeye kalkmış. Yakalanmış. Hapse atılmış. Zeynocuk hep yüzbaşının kendisini almasını beklermiş. Bir gün Hasso adında Zeyno'nun bir akrabası çıkmış gelmiş. Evet. Zeyno'yla zorla evlenmiş. Sonra da adını değiştirip Zeyno'yla anasını alıp bir köye gitmiş, yerleşmiş. Neden adını değiştirmiş? Zeyno'nun hapse giren nişanlısı Selman'dan yakıyı sıyırmak için. Allah Allah. Adı Ramazan olmuş. İşte şimdiki Hasso'nun babası Ramazan'a. Hasso'yu döven mi? Evet. Çocuk doğmuş. Hasso mu? Evet. Çocuk doğduğunda Ramazan'a asker değilmiş. Üstelik de tutsak olmuş. Zeyno köyün diline düşmüş. Herkes alay ediyormuş Zeyno'yla. Çocuk büyümüş. Ama köylü ne Zeyno'ya ne de çocuğa rahat vermiyormuş. Çocuk kaçak bir insan olarak annesinin sevgisine sığınıp büyümeye başlamış. Bir gün Ramazan Ağa tutsaklıktan kurtulup köye dönmüş. Çocuğuyla ilk karşılaştığı anda çocuğun güzelliğini görüp huylanmış. Daha o gün çocuğu dövmeye başlamış. Ondan sonraki günlerde hep dövmüş küçük Hasso'yu. Yazık canım, çocuğun ne suçu var? Çocuk kendini korumayı öğrenmiş tabii. Nasıl? Çok iyi kaçıyormuş. Ağaçlara kedi gibi tırmanıyormuş. Bu aralıksız dayaklar ona kedi çevikliğini kazandırmış. Bir de Ramazan Ağa'nın ortağı Şaban Ağa varmış. Çocuğu çok severmiş o. Küçük Hasso'nun sevdiği iki insan varmış dünyada. Annesiyle Şaban Ağa. Bir gün babası Hasso'yu kovmuş. Eve de almamaya karar vermiş. Çocuk zaten ahırda yatıyormuş. Oradan da olmuş. Şaban Ağa yanına almış Küçük Hasso'yu. Aferin Şaban Ağa'ya. Küçük Hasso Şaban Ağa'ya uğur getirmiş. Nasıl? Çok çalışkanmış. Şaban Ağa'nın işlerini geliştirivermiş. Atlara bakmaya bayılıyormuş. Bu arada Hasso çok iyi ata binmeyi öğrenmiş. Artık köyün içinden yıldırım gibi geçen bir atlı görülüyormuş. Bu Hasso tabii. Hasso tabii. Diyarbakır'da her yıl yapılan at yarışlarına o yıl Hasso da katılmış atıyla. Sakarya zaferinden sonra yapılan yarışmış bu. O kadar usta binicinin o kadar safkan atın arasında Hasso birinciliği kazanmış. Yapma. Çocuk birinci gelince buranın zenginlerinden bir şey Hasso'yu yanına almaya karar vermiş. Şeyh de ata çok düşkünmüş. Aslında Ramazan Ağa hapisten çıktığını duyduğu Selman'dan korkusundan sırtını şeyhe dayamak için bu işi geliştirmiş. Çocuğu şeyhe vermiş. Şeyh bayılmış çocuğa. Yanına almış, eğitmiş, okuma yazma öğretmiş. Sonra da Hasso'nun anasını babasını Diyarbakır'a getirip bu büyük eve yerleştirmiş. Kendisinin Kuvayi Milliye'ye karşı olduğunu biliyormuş. Kimin? Şeyhin mi? Evet. Diyarbakır bölgesinde şeyh ulusal birliği bölücü çalışmalara katılıyormuş. Allah Allah. Evet evet. Onlarla da uğraşıyoruz. Selman ise hapisten çıktıktan sonra Kuvayi Milliye'nin önde gelenlerinden biri olmuş. Öyleyse Hasso'nun babası Ramazan Ağa da şeyhin çalışmalarına inanıyor demektir. Tabii tabii. Kötü adam o Ramazan Ağa. Zorbanın kabadayının biri. Çocuğu kurtarmalıyız o adamın elinden. Nasıl kurtarırsın Muhsin? Adamın oğlu o. Evet öyle. Hasso'yla tanıştırsana beni Muhsin. Ben de tanımayı çok istiyorum. Gidip tanışalım bir gün. Çok sevinirim. Bir gün senin de çocuğun olacak Zeyno. Bir gün sen de anne olacaksın. Neyse. Kapat bu konuyu. Dün akşam neden hiç dans etmedin Zeyno? Sen beni dansa kaldırmak istedin de kalkmadın mı yani? Şakayı bırak. Hasan Bey seni dansa kaldırmak istedi. Dans etmesini bilmediğini söyleyip kırdın adamı. Sen nereden biliyorsun? Duydum. Ha, nasıl duyarsın? Sen Mesture Hanım'la fır dönüyordun ortada. Bir ara yanınızdan geçiyordum. Hasan Bey'e söylediğini duydum. Gene damarı tuttu bizim hanımın dedim içimden. Ama ben bile utandım senin yaptığından. O da neymiş? Tabii ya. Dans etmesini çok iyi bildiğini Hasan'dan da saklayamazdın ya. Seninle evlenmeden önce seni Hasan Bey'le Pera Palas'ta dans ederken görüp tanımıştım. Ne olmuş? Canım ne olmuşu var mı? Hasan'a böyle apaçık yalan atmanın ne gereği vardı sanki? Hasan Bey'e karşı bir kötülükte bulunmuş sayılmam herhalde değil mi? Neden?
Ayrıca davranışımı Hasan Bey dilediği gibi yorumlayabilir. İlgilendirmez beni. Peki ama neden yaptı? Dinle bak. Geceyi Mesrur Hanım seninle dansa kalkarak açınca herkes sanki şartmış gibi Mazlum Bey ile benim dansa kalkmamı bekledi. Ne diye? Mazlum Bey'in beni dansa kaldırmasını bekledi herkes. Neden canım? Bilmiyorum. Komutan dansı açtı, kaymakam da kalkmadan olmaz diye düşündüler herhalde. Saygı. Saygı işte. Ne var bunda? Mazlum Bey'in halini görmeliydin Muhsin. Adamcağız dans bilmiyor. Nasıl şaşırdı, nasıl kızardı bozardı görmedin mi? Yok hayır, farkında değilim. Dans etmesini bilmiyorum da diyemedi. Baktım adamcağız kötü durumda, onu kurtarmak için oturduğum yerden dans bilmediğimi söyledim ona. İşte o zaman adamcağızın yüzündeki sevinci görmeliydin. İyi yapmışsın. Sonra? Hasan Bey'le dansa kalkmak yakışık alır mıydı? Üstelik pek yalan söylemiş de sayılmam, 2 yıldır dans etmiyorum. Ama Zeyno'cuğum, hiç olmazsa dansı yeni öğrenmiş ol da evimizde dans edecek adamları sıkıntılı durumlara sokma. Olamaz. Zavallı Mazlum Bey de öğrenmeye kalkar sonra. Sen bu alafranga hayattan ne kadar ürktüğünü anlayamazsın. Mazlum Bey'i korumak için de hiç dans etmemek olur mu? Niçin kendini yasaklayacaksın sanki? Canım biz de Mesrur Hanım'ın kuklaları değiliz ya. İsteyen dans eder, isteyen etmez. Bu senin canından bıkmış tavrını, herkesten ayrı, herkese yüksekten bakan halini sevmiyorum Zeyno. Neyin var? Mutlu değil misin? Sana göre ben, benim çevrem çok mu aşağı görünüyor yoksa? Mesrur Hanım'ın yarattığı çevre neden senin çevren oluyor Muhsin? Senin ne yerin var o çevrede? Sen dans etmek istediğin zaman Mesrur Hanım'ı çağırabilirsin. Al işte sana Mesrur Hanım'ın taklidini yapayım. Ver şu iskemliği bana. Tamam. Al. Bir el havada şöyle kavalyenin omuzunda duracak. Kalçalarda böyle dışarıya doğru fırlayacak. Pembe boyalı dudaklarda şöyle şöyle büzülecek. Gözler süzülecek. Sonra da ara sıra çevrene bakıp siz niye oynamıyorsunuz cicim? Hadi siz de kalkın hayatım diyeceksin. İşte sana Mesrur Hanım. Beni rezil ettin. Kocaman bir kaymakam dans bilmesin, olacak şey mi bu? Ne demek efendim? Sen onlara böyle ileri bir salonda yol göstereceğine inadın yüzünden eski kafalı olduğundan rezil oluyorsun. Ah, bu senin annen olacak kadın yok mu? Hıh demiş burnundan düşmüşsün. Anne babamın ne suçu var? Şuna da bak. Bu ne gürültü hanım? Bak komutan beyin hanımına. Herhalde senden çok daha lafrango. Ama o da bilmiyor dans etmesini. Üstelik dans etmeyi bilmemenin önemli olmadığına da inanıyor. Alıklığına güleyim. Ayolo İstanbul'un en iyi dans eden hanımlarından biridir. Nasıl? Tabii ya, sana acıdığı için dans etmesini bilmediğini söyledi. Kim bilir ardından ne de gülmüştür. Ne alay etmiştir seninle. Sanmam. Sanmazmış. Komutan Bey'le bütün gece seni anlatıp eğlenmedilerse kellemi keserim. Hadi canım sen de. 2 ay sonra büyük bir balo vereceğiz. Ama adam akıllı bir balo olacak. O zamana kadar dans öğrenemezsen gerisini sen düşün. Kolay gele. Eksik olma hanımefendi. Adın ne senin? Zeyno hanımefendi. Benim adım da Zeyno. Adaşız öyleyse. Biliyorum hanımefendi. Hasso çocuk daha gelmedi mi? Benim de göresim geldi hanımefendi. Neden kaçıyordun benden Zeyno? Kaçmıyordum hanımefendi. Kaçıyordun. Kaç kere seninle konuşmak istedim, hep kaçtın. Yok hanımefendi. Benden kaçma Zeyno bacı. Dost ol benimle. Sağ ol hanımefendi. Kocan bizim bu evi tutmamızı istememiş değil mi? Öyle. Ama şeyhten korkmuş. Ev bizim değil ki hanımefendi. Şeyh kime isterse ona verir evini. Kocan niye gitti buradan? Bilmiyorum. Hasso'mu da alıp şeyhin çiftliğine gitti. Bana da sizinle konuşmamamı söyledi. Kocan mı söyledi? Kocam söyledi hanımefendi. Neden? Ama paraya yüzü yoktur onun. Para vereceğinizi öğrenince alt katları temizlememe izin verdi. Çok garip. Ne dersin hanımefendi? Kocam zalimin biridir. Hasso'yu neden götürdü? Bilinmez. Hasso yine yarışlara hazırlanıyor. Köheylan verdi ona şeyh efendi. Geçen Sakarya yarışında Hasso 1. gelmiş öyle mi?
Birinci geldi ya. Hasso, kurban. Zeyno, Zeyno. Gel Hasson, gel, korkma. Hanımefendi çok iyi, gel. Ne istiyorsun Hasso? Benim adımı nereden biliyorsun sen? Bir şey istemiyorum. Zeyno, Zeyno diye seslenmedin mi? Senin adın da Zeyno mu ki hanımefendi? Zeyno ya. Anamın adı da Zeyno. Bu hanımefendi komutanın hanımı, kurban. Benim adım da Zeyno Hasso çocuk. İyi. Hasso, anam bana şimdi senin yarışta nasıl kazandığını anlatıyordu. Sen bana da atabilmeyi öğretir misin? Benim ceylanla örgetirim hanımefendi. Ceylan senin atın mı? Öyle bir uslu, öyle bir uslu ki hanımefendi. Hasso, benim adım Zeyno. Neden bana hanımefendi diyorsun? Ne diyeyim ya? Adımı söyle. Adım Zeyno benim. Seni Zeyno diye mi çağırayım? Öyle ya. Ya anamı nasıl çağırayım? Ona da Zeyno de. Bugün Hasso çocuk döndü Muhsin. Döndü mü? Nasıl oldu da döndü acaba? Bilmem. Anasının sevincini görmeliydin. Ne de olsa ana işte. Öyle. Ne tatlı çocuk Muhsin. Ne şeker, ne cana yakın şey. Konuştuk, hep bana hanımefendi diyor. Artık demeyecek. Ne diyecek ya? Zeyno diyecek. Hı? Anasına da Zeyno diyor. Bana da Zeyno diyecek. Öyle tatlı, öyle güzel gözleri var ki. Ellerimle yüzünü tutup kaldırdım. Öyle tatlı iki gözle baktı ki bana Hasso. Muhsin, çok tuhaf. Hı? Çok tuhaf ama bana birini hatırlatıyor gibi geliyor. Bulamadığım birini. Sana öyle gelmiştir. Kapı çalınınca anası çocuğunu kapıp kaçtı. Ne? Sen geldin sandı. Postacıymış. Senden az önce geldi. Ha, babamdan mektup aldım. Musun? Öyle mi? Gözün aydın. Doktor Safet de 10 güne kadar geliyormuş. Babam yazıyor. Yemek hazır mı Zeyno? Hazır. Hemen yiyelim. Şey, babanın mektubunu görebilir miyim? Babamın mektubunu mu? Babam çok eski dostumdur. Mektup yukarıda odamda Muhsin. Ben yemeğe bakayım. Sonra da giyinip hemen Mazlumiye'ye gideceğim. Mektup akşam gösteririm, olmaz mı? Peki. Zeyno'daki değişikliği Muhsin Bey sezmişti. Doktor Saffet'in 10 güne kadar geleceği haberi biraz sarsmıştı Muhsin Bey'i. Ne de olsa Doktor Saffet Zeyno'nun bir ara nişanlısı bile oluyordu. Saffet'in Zeyno'ya bir zamanlar ne büyük bir sevgiyle tutulduğunu Muhsin Bey çok iyi biliyordu. Ama Zeyno'nun sesindeki titreyiş, yüzündeki sarılık Saffet'in gelişiyle ilgili değildi. Zeyno, Hasso çocukla konuşurken duyduğu boşluk duygusunu unutamıyordu. Mektubu okurken bile Doktor Saffet'i değil Hasso'yu düşünmüştü. Çocuksuz bir kadın oluşunun acısını bu sabahki kadar hiç yürekten duymamıştı. Kafası hep böyle yanak yanağa kollarının arasında taşıyacağı bir çocuğun vereceği tatla doluydu. Muhsin Bey'i seviyordu gerçi ama çocuksuz, uzun bir hayatta Muhsin Bey de anlamsız bir gölge gibi kalacaktı. Farkına varmadan damla damla yaşlar mektubun üzerine dökülmüştü. Zeyno'nun Oğlu adlı sürekli oyunumuzun 3. bölümü de burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.